yeni nesil bir sorumuz var. Çok düşündürücü bir soru arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Diyor ki yukarıdaki sayı örüntüsünün 100'den küçük tüm terimleri elde edilip bir karta yazılıyor. Kartlar ters çevrilip karıştırılıyor. Seçilen kartın üzerinde yazan sayının 3'e tam bölünebilen bir sayı olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar matematik çalışırken ya da matematik ilgili bir video, bir belgesel izlerken Fibonacci sayısı diye bir sayı duymuşsunuzdur. Fibonacci sayısı nedir? Bakın ikisini toplamı şunu veriyor. Bakın 1, 1, 2, 1, 2 daha 3, 3, 5 daha 8, 5, 8 daha 13, 8, 13 daha 21, 13, 21 daha 34, 21, 34 daha 55, 34, 55 daha 89, 55, 89 topladığımızda arkadaşlar 100, 30, 140'ı geçiyor. Ama bende diyor ki 100'den küçük. O zaman yazabileceğim terim sayısı bunlardır. Çünkü 100'den küçük diyor. Yani 100'ü geçemem. Peki toplam kaç tane var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu an tüm durum 11'dir. Olasılık ya, benden olasılık soruyor arkadaşlar. Tüm durum 11. Neyi istiyor? 3'e tam bölünebilen. O zaman benim seçeceğim sayılar 3'e tam bölünür. Bakın 3 var. 21 var. Başka var mı arkadaşlar? Başka yok. 2 tane sayı 3'e tam bölünür. Demek ki sonuç kaçtır? 2 bölü 11. Siz yukarıdaki sayı örüntüsünden 100'den küçük tüm terimleri yazdığınızda toplam 11 tane terim var. Ve bu terimlerin içinde 3'e tam bölünebilen sadece 2 tane var. 3 ve 21 diyoruz arkadaşlar.